Herkese selamlar. Yeni bir programla, özel bir röportajla karşınızdayız. Konuğumuz sevgili Ahmet Türk hocamız. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz bu yoğun programında bize de vakit ayırdığı için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ben kısaca, sağ olun hocam. Ben kısaca izleyenlerimize Ahmet hocadan bahsedeyim. Kendisi Belçika'da yaşıyor. Uzun süredir Belçika'da. Ve Belçika milli takımında, alt yaş milli takımlarında görev yaptı. Gent Akademisi'nde çok önemli görevlerde bulundu. Özellikle Belçika gibi futbolcu yetiştirmesiyle meşhur bir ülkede, bir futbol ülkesinde çok önemli departmanlarda, önemli sürelerde, önemli isimlerle çalıştı. Şimdi de hala hazırda Belçika'da pro lisans eğitimine devam ediyor. Bir süre sonra pro lisans sahibi bir teknik direktör olarak kariyerine devam edecek. Sağ olsun, hatta bize de bu yoğunluğu arasında vakit ayırdı. Pro lisans kursundan geldi. Röportajını verecek, sonra eğitimine devam edecek çalışmalarına. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok yoğun. Dediğiniz gibi şu an pro lisans kursundayız. Son aylara girdik. İnşallah Mayıs ayında pro lisans alacağız. Onun yanı sıra Gent Akademi direktörü asistanıyım. Orada da şu an Belçika'da bu dönemde tabii en iyi yeteneklerinizi tutabilmek, iyi oyuncular alabilmek, bir sürü görüşmeler, bayağı yoğun geçiyor yani. Bayağı yoğun geçiyor. Kolay gelsin diyelim hocam size. Başarılar da diliyorum. Zaten uzun süredir takipteyiz. Bundan sonra da aynı şekilde takip edeceğiz. Şimdi tabii bu programı yapma amaçlarımızdan bir tanesi de hem Belçika futbolunu hem Türk futbolunu Ahmet Hoca'nın çok yakından takip etmesi, bilmesi ki zaman zaman Türkiye'ye de geliyor kendisi. Çeşitli araştırmalar yapmak için, çalışmalar yapmak için. Fenerbahçe Avrupa'da Union Saint-Gilloise, yanlış telaffuz etmiyorsam biz öyle diyoruz en azından. Saint-Gilloise'la eşleşti. Hocam size girişte şunu sormak istiyorum. Union nasıl bir takım ve nelere dikkat etmek lazım? Nasıl bir havası var bu takımın? Öncelikle antrenörden bahsetmek lazım. Çünkü antrenörün bu takımda çok büyük yeri var. Ben Blessen bir Red Bull Leipzig okulundan çıkma bir antrenör. Hatta bizim genç milli takım antrenörümüz Levent Sürme ile beraber çalıştılar benim bildiğim kadarıyla. Biz bunu Belçika'da Oostende'de tanıdık. Bundan 3 sene önce. O zaman ilk defa Belçika'da çalıştı. Orada çok güzel işler yaptı. Sonra Cenova'ya gitti. Cenova'dan sonra da Union'a tekrar geldi. Sistem olarak mesela çok özel verdiği, önem verdiği şeyler çok yüksek pres, karşı rakibi çok kalesinden uzak tutmak için yüksek pres yapan, topları çaldıktan sonra direkt boksa oynayan, 6-7-8 saniye içinde direkt rakibe giden ve antrenman esnasında intensiteye çok önem veren. Yani antrenman çalışmalarını birkaç defa izleme şansım oldu. O yüzden genç, dinamik, bu stil futbolu oynayabilen oyuncu seçen bir takım Union. Sistem olarak 3-5-2 diyebiliriz. Ya da 3-4 Puertes, 2 forvetin arkasındaki Puertes 1-2 olarak yani tanımlayabiliriz. Bu şekilde güzel futbol oynayan, kontrata iyi oynayabilen, duran topları iyi oynayabilen bayağı bir komple bir takım. Puertas'tan bahsettik. Sanırım en çok dikkat edilmesi gereken birkaç oyuncusundan bir tanesi Puertas. Bir de Amura var sanırım. Amura var. Ben evet. Son Standard Liège maçını izledim. Nilsson'u bayağı beğendim. Uzun forvet. Evet. Bir de orta sahada genç bir Sadiki. Onu çok beğendim. Evet. Sadiki benim kendisi öğrencimdir. Milli takımlarda U17, U18, U19'da elimden geçti. Çok çalışkan, çok top çalan, çok hırslı bir oyuncu. Anderlecht'te bu şansı bulamadı geçen sene. O yüzden Union'u seçti. Çok iyi de bir seçim yaptı. Çünkü bayağı oynuyor. Yani çok iyi bir oyuncu.
Onun yanı sıra Amura, Nilsen dediğiniz gibi. Sonra sağ kanatta var. Orada Lapusa çok iyi oyuncu. Union'un özelliği bu. Union her sene oyuncu keşfeden, her sene oyuncu satan ve her zaman da lige oynayan bir takım. O yüzden size yazmıştım data özelliğini gerçekten bir araştırmak lazım. Çok özel bir data çalışmaları var. Yani her sene ligi oynayacak bir takım kurabiliyorlar yani. Evet, bu biraz da resmi olmasa da Brighton'la bir Evet. ortaklıkları var sanırım. Aynı veri sistemini, data sistemini kullanıyorlar. Belçika'da Union nasıl bir takım konumunda? Yani mesela bizim ülkemizde var ya işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlar var. Ondan sonra işte Başakşehir, Adana Demir, Antalya gibi takımlar var. Union'un konumu işte Anderlecht'lerin, işte Brugge'lerin arasında nerede? Union'un konumu eskiden çok büyük bir takımmış Belçika'da. Yani biz bilmiyoruz o zamanları. Ama mesela daha bundan 3 sene önce ikinci ligde oynuyordu. İkinci ligde oynuyordu. O zaman Felice Mazu Genk'ten kovulduktan sonra Union'a geldi. Birinciliğe çıkarttı. Birinciliğe çıktıktan sonra bir sene çok güzel bir sezon geçirdiler Mazu'yla. O Anderlecht'e gitti. Karl Gerhard geldi. Tekrar çok iyi bir sezon. Karl Gerhard Almanya'ya gitti. Schalke'ye. Ondan sonra Blessing geldi. Tekrar iyi bir sezon. Yani tarihi çok büyük bir takım. Ama son 3 senede tekrar birincilikte olan hangi takımla karşılaştırabiliriz yani birleştirebiliriz Türkiye'de? Aklıma gelmiyor şu an. Çok Böyle yok sanırım. yani Çok Anderlecht Bruges eşleştirici gibi bir takım. değil. Son yılların takımı. Son yılların takımı. Şey nasıl hocam peki? Taraftar durumu nasıl? Sanırım Avrupa'daki maçlarını başka statta oynuyor. Ligdeki Evet. maçlarını başka statta. Taraftarı nasıl ya? Fenerbahçe oraya gittiğinde deplasmanda nasıl bir ortam olur? Taraftar böyle Anderlecht, Standard, Liège, Bruges gibi böyle çok fanatik veya böyle agresif bir Ateşli taraftar değil. yok. Ateşli değil ama güzel bir taraftar var. Brüksel'de kalıyor yani. Brüksel konumlu bir takım. Genellikle maçlarında, Avrupa maçlarında Anderlecht stadında oynuyorlar. Çünkü kendi statları şu an bayağı bir teklif yaptılar. Yapılacak yani. Planları falan çizilmiş. Yeni bir konum yapıyorlar. Ama o sürede tabii mecbur başka bir yerde oynamaları lazım. O da Anderlecht'te oynanıyor. Oyunculara biraz daha detaylı girersek hocam mesela Puertas çok özel bir oyuncu ve biraz proje gibi sanki yani onu da işte Boniface gibi, Mitoma gibi, Adingra gibi böyle biraz sanki işte Puertas olsun, Amura olsun biraz parlatmak isteyecekler sanki. Ya Fenerbahçe Evet. maçlarında nasıl bir performans bekliyorsun hocam bu oyunculardan? Nasıl bir ya da Fenerbahçe nelere dikkat etmeli bu oyunculara karşı oynarken? Şöyle mesela Puertas'tan başlarsak Puertas geçen sene neredeyse hiç oynamadı. Karl Gerhard evet yani çok ilginç hiç oynamadı. Çok sabırlı bir takım yani şeye inanan bir takım yani çocuğun oyuncunun potansiyeline inanan bir takım. Ona da zaman veriyorlar alışabilmesi için. Yani bu antrenör altında Puertas patladı. Hem asist olarak hem gol olarak hem top çalma olarak özellikleri var. Öbür taraftan Amura çok beğeniliyor. Şu an değeri 10 milyon galiba. Amura'yı geçen sene yani Union'un yaptığı şey bu. Underrated diyorlar. Underrated oyuncuları statistik olarak high intensity runs olsun, datalar olsun ona göre scout yaparak buluyorlar. Aşağı liglerde oynayan oyuncuları ucuz bir fiyata alıyorlar. Ondan sonra üst seviyelerde parlatıp satıyorlar. Amura böyle birisi. Geçen sene mesela Nielsen Brugge'e gitti. Boniface dediğiniz gibi aynı şekilde Leverkusen'e gitti. Her sene böyle bir yetenek keşfediyorlar. Fenerbahçe neye dikkat etmesi lazım? Çok hazır bir takım. Yani hibrit sisteminde oynayan yani kağıt üzerinde 3-5-2'de görükse 4'lüye geçebilen oyun kurmada sürekli yani baya bir otomatizmler var takımın içinde.
hazır, fit, genç, dinamik, yüksek pres yapabilen, kontratak oynayabilen, her şekilde bir komple bir takım. Yani Fenerbahçe yani hafif almazsa çok iyi olur bence. Evet, eşleşme belli olduktan sonra Türkiye'de de aslında benzer yorumlar yaptık biz de. Hani iyi bir takım, hazır bir takım, agresif bir takım. Ama hani kalite olarak Fenerbahçe'de altta kalır bir takım değil. Fenerbahçe'nin de çok özel oyuncuları var. Çok tabii iyi bir formu var. Belçika'da nasıl yankılandı bu eşleşme? Belçika gazeteciler, yorumcular ya da siz futbol adamları, Belçikalı olanlar nasıl değerlendirdi bu eşleşmeyi? Şimdi tabii ilk olarak Batshuayi Fenerbahçe'de oynadığı için direkt Batshuayi'ye link yaptılar. Ve Türkiye'nin devi olarak Fenerbahçe'yi çıktıklarını açıkladılar. Burada tabii yani bu maçı çok ciddiye alıyorlar. Çok büyük bir challenge Union için. Ama inanıyorlar da yani. Bu Leverkusen'u eledikten sonra Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde yendikten sonra bayağı bir özgüven var. Ligde de her şey çok iyi gidiyor. Mesela bu hafta son Standard Liège'e karşı bir rotasyon yapsalar da yine de maçlarını yeniyorlar. Öyle bir komple bir takım. O yüzden yani güzel bir karşılaşma olacak. Yani bir inançları var. Fenerbahçe iyi var takım diyorlar ama biz de iyi mücadele edersek neden olmasın diye bir ümitleri var. Tabii, kesinlikle. Peki hocam, taktiksel olarak tekrar bir değinirsek Fenerbahçe'nin oyununu da hesaba katalım. İşte mesela Fenerbahçe de aslında karşı presi iyi yapabilen bir takım. Rakip yarı sahaya yerleşiyor. İşte Tadic bir yerde, Ceko bir yerde, İrfan sakatlığını atlatacak, Cengiz, Ferdi Kadıoğlu. Nasıl bir maç senaryosu sizin gözünüzde canlanıyor bir teknik direktör olarak? Yani Fenerbahçe bir topa sahip olur, işte Union geçiş oyunu oynar. Nasıl bir senaryo canlanıyor gözünüzde? İlk maç galiba burada Belçika'da. Benim bildiğim kadarıyla. Burada Union yani kontrolü eline almaya çalışacaktır tabii evinde oynadığı için. Öyle gözüküyor yani bu ilk maçta, öyle bekliyorum. Ondan sonra güzel bir organizasyonla, kontra ataklarla yani rakibi çözmeye çalışacaklar. İstanbul'da Fenerbahçe'yi daha dominant bekliyorum ama orada da tabii dikkat etmeleri lazım. Leverkusen'u 1-2 yendiler. Yok, Frankfurt'u galiba deplasmanda 1-2 yendiler galiba, hatırlıyorsam. Ya deplasmanda çok iyi skor yapabilen bir takım. Ama evinde de kontrol alıp duran toplarla, Amura'yla, Nielsen'le boksta çok tehlikeli olan. Ama Fenerbahçe için şöyle bir şey söyleyebilirim. Zeko oynarsa Union'un biraz işine gelir gibi düşünüyorum. Çünkü öyle tip forvetleri iyi kontrol ediyorlar. Ama Batshuayi gibi hızlı bir oyuncuları, üçlü defansın arkasına koşu yapan bir oyuncularla bayağı bir zorlanıyorlar. Bunu Genk maçında Pensil yaptı. Türkiye'de oynamıştı Ankara Gücü'nde. Kulüp Rüj'de Skov Olson yaptı. Bu şekilde gol attı. Yani o taraflarda bazı imkanlar var. Defans arkası, üçlü defansı çekersek, şey yaparsak, uzatırsak, hı hı, arkalara koşular yaparsak imkanlar var yani. Hatta Standard Liège maçını izledim ben. Orada da Standard Liège'de sanırım Yeboah diye evet, bir oyuncu vardı. 9 numara gelen. O da hatta golü de aşağı yukarı bu şekilde yok. Bir ilk yarıda çok ciddi bir pozisyon buldular böyle. Burgess, savunmada oynayan Burgess'in arkasına sarkıp böyle pozisyon buldular. Yani Union'a karşı Batshuayi Fenerbahçe'nin teknik anlamda önemli bir silahı olabilir. Olabilir. Kesinlikle. Taktik değiştirirler mi hocam? Az önce söylediğiniz hibrit oynuyorlar aslında. Fenerbahçe'ye önlem almak için dörtlüyle çıkabilirler mi? Yok. Öyle şimdi karşı rakibi izliyor. Blessing'in önemli metotlarından birisi karşı rakibi analiz edip ama kendi gücünden yola çıkıp hiçbir zaman ne Liverpool'a ne Eintracht Frankfurt'a böyle bir değişiklik yaptı. Burada Kulübü Rüjü olsun, Anderlecht olsun, Genk olsun hiçbir değişikliğe gitmiyor. Aynı sistemde, aynı otomatizmlerde sadece bir oyuncu değişikliklerinde bazen
değişiklik yapıyor ama sistem aynı. Prensipler aynı. Anladım. Peki hocam, Türk futbolunu takip ediyorsunuz. İzliyorsunuz Türkiye'deki gelişmeleri de. Evet, takip edebildiğim kadar etmeye çalışıyorum. Yorumunuz nedir hocam? Türkiye'deki futbolun seviyesi, kalitesi, eksikler, artılar neler gözünüze çarpıyor? Türkiye'de şöyle söyleyeyim, yani ben Belçika'da çalıştığım için burada bazı bir felsefe var. Ama Türkiye'de o çok farklı. Şöyle nasıl söyleyeyim? Burada daha çok dinamik, oyuncu keşfetme, oyuncu yetiştirme. Sonra tabii bir transfer ülkesi olduğu için bunları Almanya, Fransa, İngiltere'ye transfer ediyoruz. Türkiye'de tam tersi. Türkiye'de daha çok sonuca odaklı olduğu için biraz daha yaşlı, tecrübeli oyuncularla yola çıkıyorlar. Ki ben çok inanıyorum. Bunu milli takımda da Hamit abileri de paylaşıyorum. Çok büyük potansiyel var Türkiye'de. Bu çocuklara şans verilmesi lazım. Öyle bir sistem yapılması lazım ki, ya Belçika'da öyle bir sistem var. Mesela genç takımlar ikinci lige, üçüncü lige monte oluyor oynamaları için. Böyle projeler olursa Türkiye'de çok büyük bir gelecek var diye düşünüyorum. Yani. Belçika altyapılarında milli takımda çalışırken Türkiye'ye rakip oldunuz mu hocam? Türkiye'yle oynadınız mı hiç? Evet. Nasıldı sizin sizin çalıştırdığınız takımla Türk takımı oynarken neler gözünüze çarpmıştı o zamanlar? Şöyle söyleyeyim, benim oynadığım ilk Türkiye maçı 2000 jenerasyonuydu. Galiba Yunus Akgün olması lazım, Ozan Kabak olması lazım. O jenerasyondu. U17'ler oynamıştık. Biz iki defa yendiler. Çok güçlü bir jenerasyondu. İki defa yendiler. Ondan sonra 2000, yani 5 sene sonra veya 4 sene sonra tekrar istatistiklere baktım. Bizim o kadar güçlü bir jenerasyon olmayan güçlü jenerasyonda, mesela o jenerasyonda Openda vardı, Platings vardı, birkaç tane böyle çıkan oyuncu vardı. Bizden 5 veya 6 tane profesyonel oyuncu çıktı o jenerasyondan. O çok güçlü jenerasyondan Türkiye'de 2 veya 3 defa, 3 profesyonel bir oyuncu çıktı. Yani bu 3-4 senede ne oldu? O aradaki 3-4 senede. Önemli olan o. Bizde kötü jenerasyon olmasına rağmen 6 profesyonel çıkarabildik. Bunlardan birisi Openda. Türkiye'de büyük bir jenerasyon olarak gören 2000 jenerasyonunda 2 veya 3 tane galiba profesyonel çıktı diyebiliyorum. Yani bu da dikkat edilmesi gereken bir detay aslında. Bunun araştırılması lazım. Yani buna benzer bir şey de mesela İngiltere ile maç yapıyoruz. Ben de kadrolarına bakmıştım onların. İşte bizim takımda 2 tane futbolcu kariyerine devam etmiş üst seviyede. İngiltere'ye bakıyorum. 7 tanesi, 8 tanesi profesyonel olmuş. 3-4 tanesi dünya yıldızı olmuş. İşte az önce söylediğim Openda bugün dünyanın en önemli liglerinden bir tanesinde. En önemli takımının ilk 11 oyuncusu yani. Ve adım adım ilerliyor. Bu soruları sorup bunları araştırmak lazım. Tabii bu post hocam, formasyon dönemi çok çok önemli. Yani oyuncuların oynaması lazım. Oraya bir platform yapabilirlerse çocukları o oynamalar için, gelişimde müthiş bir adım atılır. Yani kesinlikle. Peki hocam, bundan sonraki süreçte sizin kariyerinizde nasıl adımlar izleyeceğiz? Neler göreceğiz? Planlarınız neler? Hayaliniz neler? Şöyle, ben bir taraftan da öğretmenlik yapıyorum. Yani burada öyle bir konumdayız ki full profesyonel bir antrenör altyapıda neredeyse imkansız, bazı kulüpler yapabiliyor. Ona rağmen iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum ben. Ama benim niyetim bir full time, bir full profesyonel olarak çalışmak. Bu Belçika'da olur, Türkiye'de olur, fark etmez. Güzel bir proje olduktan sonra. En büyük hayalim de, bunu ben her zaman söyledim, bu birikimimle, bu tecrübemle Türkiye'ye bir
faydam olmasını isterim. Gerek buradan gerek oradan fark etmez ama Belçika bu şartlar altında bu kadar oyuncu geliştirebiliyorsa Türkiye'de bunu gerçekten yapabiliriz yani. Gerçekten. Aynen öyle. Umarım sizin bu bilginizden ve birikiminizden bizler de faydalanırız. Tabii şunu da belirtmemiz lazım. Hani bir yandan öğretmenlik yapıyorsunuz, bir yandan antrenörlük yapıyorsunuz. Bu biraz tabii Belçika futbolunun ve eğitim sisteminin de entegre olmasıyla alakalı aslında. Yani birbiriyle iç içe. Belki okuldaki spor eğitimleri bizim ülkemizden farklı büyük ihtimalle. Bunun da bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii. Burada anaokuldan beri spor veriyoruz. Altyapılarda 8, 6, 7, 8'de genel motoriğe önem veriyoruz. Yani iyi bir futbolcu nasıl diyorlar Türkçe? İyi bir kaynaşan, oynayan bir birimden nasıl sosyal diyorlar? Beceri diyelim biz ona. Sosyal yani, iletişimi, sosyal arkadaşlığı. Yok, arkadaşlarından daha çok yani genel motoru iyi olan, iyi kaynaşan, iyi koşup düşen, kalkan bir birim. Motor beceri, yani, motor beceri evet. Özelliklerinin gelişmiş olması. Tabii. Okay. Onu 5-6 yaşta onu yerleştiriyoruz. Ondan sonra her türlü spora gidebiliyor bu. Basketbol olur, yüzme olur, kurs olur. Belçika'da bayağı bir geniş çapta spor şey yapıyoruz. Ama ondan sonra tabii eğitim şekli, akomodasyon, spor kültürü. En önemli şey Belçika'da bence o çok ufak bir ülkeyiz ama şurada benim oturduğum yerde 15 kilometre karede belki 30-40 tane spor kulübü bulursun, futbol kulübü bulursun yani. Her tarafta top oynanıyor. O yüzden Türkiye'de de yani bu şey genel okullardan başlayıp da bunu geliştirebilirsek bence çok büyük yani potansiyel var yani. Aslında şu söylediğiniz bile çok önemli hocam. Yani sizin öğrencileriniz pro lisans eğitimi almış bir kişiden aslında ders alıyorlar. Yani bunun kıymetini bizim buradan anlamamız yani sizin için orada normal ama Türkiye'de çok rastlanmayan bir durum bu. Belki bunu değiştirerek başlamamız lazım. Tabii çünkü öğrenciyi eğitecek olan antrenör. Antrenörün de eğitimli olması çok çok önemli. Çünkü ben bu sene yani son senelerde gördüm bir antrenörün bir senede ne kadar önemli olduğunu, bir gencin bir senede ne kadar öğrenebileceğini altyapılarda görüyorum akademide çalıştığım için. Biz geçen sene mesela bu sene hatta Fofana'yı verdik Lyon'a 22 milyon. 5 sene çalıştım Fofana'yla. Yani oluyor. Yetenek olduktan sonra o yeteneği biz geliştirmemiz lazım antrenörler olarak, akademi olarak. Çocukta yetenek oldu mu artık gerisi bize kalmış bir şey. Kimler var hocam çalıştığınız? Şimdi Openda vardı, Fofana var. Başka kimler var bizim tanıdığımız, birlikte çalıştığınız? Belçika milli takımında şu an %60'ı elimden geçti. Bakayoko PSV'de oynayan şu an yayın parlıyor. Onana orta sahada oynayan. Arthur Teat var Stade Reims'de oynayan. Charles de Ketelaere var Atalanta'da oynayan. Sonra ki o De Ketelaere çok fena bir oyuncu hocam. De Ketelaere çok acayip. Yani onun arkasındaki hikayeyi anlatsam ben yani inanamaz. Kulübü bir ara yapısından. Onu bir ara sizden dinleyeyim. Evet. Çünkü bizim Belçika'da çok önemli bir şey. Bunu ben Türkiye Milli Takımı'na da anlattım. Future projesi var. Mesela biyolojik olarak sonradan gelişilen oyuncular var. Bunların içinde Mertens, Carrasco, Charles de Ketelaere. B takımlarımız var. A takımı yanı sıra B takımlarımız var. Biyolojik olarak sonradan gelişen. Ama okul yani şey olarak futbol aklı olarak çok üstün olan çünkü sahada düvel olarak hız olarak 13 12 13 14 15 yaşında kazanamayan aklıyla oynayan sonra 16 17 18'de biyolojik olarak gelişip futbol aklıyla çok üstün olan
oyuncularımız var B takımlarımızda. Ya, o projeyi iki tarafı götürüyoruz. Yani bayağı da verim alıyoruz yani. Mertens'in durumu böyle miydi hocam? Yani ufak evet. tefek olduğu için çok şey yapamıyordu ama şeyi gördünüz. Yani o Belçika futbolu şeyi gördü yani. Bu çok zeki. Evet. Üstüne gitmemiz lazım. Orada nasıl Tabii. bir uygulama yapılıyor? Ya orada scouting çok önemli. Çocuğun potansiyelini görmek çok önemli. Mesela bir aksiyonda görüyorsunuz ki o ara pasını gördü. Ama o pası veremiyor. O top yetişemiyor çünkü gücü yok. Biyolojik olarak o gücü yok. Ama o onu gördü. Onu görmesi bizim için çok önemli. Veya topu almadan önce 2-3 defa scan yaptı. Presi aldığı yerden öbür tarafa dönebiliyorsa ha o düeli kaybeder. Ona bir şey yapamazsın. Çünkü biyolojik olarak gelişmemiştir. Ama onu görmesi, o kararı alması bizim için bir potansiyeldir. O yüzden o çocuklara biz burada önem veriyoruz. Hatta yer ayırıyoruz. Hatta dispensasyon yapıyoruz. Yani yaş gruplarından bir yaş aşağı oynatıyoruz ki biyolojik olarak hemen hemen aynı seviyeye gelsin. Çünkü bunun verimini 16, 17, 18 yaşından sonra alıyoruz. Yani biraz sabırlı Müthiş. Olmak lazım. Bu yani altyapı projeleri uzun dönemli bir projeler olduğu için. Aslında bizim gibi ülkeler için en çok dikkat edilmesi gereken şey bu. Çünkü yani bizim ülkemizde biraz daha geç olgunlaşma olabiliyor, geç büyüme olabiliyor. Yani dikkat, yani bizim daha çok dikkat etmemiz lazım sanki buna. Çünkü bizim altyapılarda şu oluyor hocam, özür dilerim. Mesela işte U13 takımında 80 gol atıyor. U14 takımında 50 gol atıyor. Yavaş yavaş geliyor, ondan sonra kayboluyor. Çünkü oradaki evet. fiziksel üstünlüğünü kullanmış diğerlerine karşı. Ama o gün Aynen. hiçbirimizin adını bilmediği çocuk bir işte Kerem Aktürkoğlu hiç milli olmadan bir anda star oluyor. İsmail Yüksek bir anda star oluyor. Bunları hep gözden kaçırıyoruz. Sonuç odaklı olduğu için, antrenörlerimiz de sonuç odaklı olduğu için o anda kim ona performans yapıyorsa 13 olsun 14 olsun o oyuncuyu seçerler. Potansiyeli veya yeteneği geliştirelim amacında değil. Bizde tam tersi. Bizde performance 15-16'dan sonra başlıyor. Tabii yenmek çok önemli. Onu da unutmamak lazım. Ama yeteneği de yani keşfedip ona yani önem vermemiz lazım. Biz potansiyeli görüyoruz. Mesela bizim 13-14 yaşında güçlü bir oyuncu, 5 gol atmış. Ama onu biliyorsun. 18 yaşında o bitecek. Herkes güçlü olduğunda o bitiyor. Ama akılla oynayan, kapasitesi olan, potansiyeli olan bir oyuncu, ona önem veriyoruz, onu geliştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki 18 yaşında o daha çok progresyon yapabilecek seviyede olduğu için. Aynen, daha çok gelişebilecek. Şahane Tabii. bilgiler, şahane detaylar. Bence bunlar için yine biz ayrı bir program da yapmamız lazım. Hatta Türkiye'ye geldiğinizde beraber stüdyoda şöyle güzel bir program yapalım Sen hocam. Ağzınıza sağlık. Hem futbolun altyapısına dair bu detayları anlattınız. Hem Union'u bize anlattınız. Varsa eklemek istediğiniz son sözlerinizi alalım. Yoksa teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Yok, ben teşekkür ediyorum. Tek söyleyebileceğim işte bizim Türk gençlerine ne olursun şans versinler. Bir platform ayarlasınlar. Çünkü ben çok inanıyorum. Potansiyel görüyorsunuz. Kenan Yıldız olsun, Semih olsun şu an. Şans verdiğimiz sürece çıkmıyor. Arda olsun, gitti Real Madrid'deki Arda'yı da konuşmuştuk evet. hatta transfer olduğunda. Hatta o zaman şey bile demiştik hocam yani. Yani Arda Belçika'dan çıkmış olsaydı çarpı 2-3 bonservis Aynen. kazandırırdı. Bu biraz tabii şeyle de alakalı. Az önce bahsettiğimiz transfer ülkesi olmayla da alakalı tabii. Ama yetenek az değil onlardan. Yani ben Gazze'ye o aralar bir demeç verilmiştim. Oynamıyordu. Bizim bu geçen sene Fenerbahçe'nin antrenörü Jesus oynatmadığı zaman bir röportaj vermiştim. Yani Arda 2005 jenerasyonun, yani ben çalıştığım için biliyorum, 2005 jenerasyonun en üstün seviyede bir oyuncusu. Charles de Ketelaar Belçika 35 milyona satıyorsa Arda'yı 50-60'a satması lazım. Ama bunun içinde tabii oynaması lazım, kendini göstermesi lazım. Yani yaş sorun olmaması lazım. Oyuncu hazırsa yaşa bakmamak lazım. Oynatmak Aynen. lazım. Hocam teşekkür ediyoruz tekrar. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bu yoğun programınızda bize de vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Ne demek? İnşallah bir araya geliriz. Daha detaylı uzun uzun da konuşuruz.
Size de kariyerinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu röportaj için. Kolay Sağ gelsin. olun hocam. Rica ederiz. İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Videoya yorumlarınızı bekliyoruz. Bu bilgiler ışığında siz de fikirlerinizi hem Union'a dair hem altyapılara, akademilere, genç oyunculara dair, Belçika, Türkiye futboluna dair yorumlarınızı yazın. Başka bir programda yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.